Konuşma başlığım Human Agnosticism ve Nietzsche'nin ateizmi. Bu konuşmada Hume ile Nietzsche'nin nasıl bağdaştığını ve Nietzsche'nin de Hume'u nasıl tamamladığını ortaya koymaya çalışacağım. Tabii bunu yapabilmek için önce Hume'un tarih ve din konusunda ne söylediğini, daha sonra Nietzsche'nin bu konuda ne söylediğini kısaca özetlemeye çalışacağım. David Hume 18. yüzyılda İskoçya'da, İskoçyalı, 18. yüzyılda yaşamış İskoçyalı bir filozof. Nietzsche de 19. yüzyılda yaşamış olan Alman bir filozof. Hume'un insan An Enquiry Concerning Human Understanding, yani insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma adlı eserinde ortaya koyduğu bir ayrım ile başlayacağım konuşmama. Bu ayrım şudur. Hume şunu söylüyor. İnsan zihninin algıları ikiye ayrılır. Bir, izlenimler. İki, düşünceler. İzlenimler dediği hem duyu algılarımız hem de duygularımız. Yani beş duyu organıyla algıladıklarımız, görmek, duymak, koklamak, tatmak vesaire gibi duyu algılarımız ve işte tutkularımız, arzularımız, nefret etmek, sevmek, arzu etmek, öfkelenmek gibi duygularımızdan söz eder ve bunların tamamının izlenimlerimizi oluşturduğunu düşünür, söyler. Ve düşüncelerin de bütün bu izlenimlerden kaynaklandığını savunur. Yani herhangi bir izlenime tekabül etmeyen, herhangi bir izlenimden kaynaklanmayan bir düşüncenin olamayacağını söyler. Ya da olsa bile bunun açık seçik bir düşünce olamayacağını savunur. İkinci yaptığı önemli ayrım, belli başlı düşünceler arasındaki ilişkilerle ilgili akıl yürütmeler. Yani aslında bu da şununla ilgili bir ayrım. İnsan soruşturmasının ve araştırmasının iki biçimi diyor bunu. Belki bunu günümüze biraz yorumlayacak olursak iki çeşit akıl yürütme ya da iki bilgi çeşidi olarak da bunu yorumlayabiliriz. Bunlardan birincisi belli başlı düşünceler arasındaki ilişkiler ki burada matematiksel çıkarımlardan söz ediyor. Bu önermelerin doğru mu yanlış mı oldukları a priori bir biçimde yani herhangi bir deneyime dayanmaksızın salt akıl yürütmeyle bunların doğru mu yanlış mı olduklarını anlayabiliyoruz. İşte 2 artı 2 eşittir 4 veya eşkenar üçgenin kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir gibi önermeler. Yani bunların doğru mu yanlış mı olduğunu anlamak için ki zaten bunlar tabii zorunlu olarak doğru şeylerden bahsediyor burada. Bunları değillediğimiz zaman bir çelişki ortaya çıkıyor. Zihin bunu kavrayamıyor. Yani 2 artı 2 eşittir 4 4 değildir önermesine ya da bir karenin kenarların uzunluğu birbirine eşit değildir dediğimiz zaman zihin bunu kavrayamıyor. Bunları a priori olarak bunların zorunlu olarak doğru olduğunu a priori bir biçimde anlayabiliyoruz. Fakat bu tür önermeler, çıkarımlar bize evrende, yaşamda ve dünyada olup bitenlerle ilgili olarak herhangi bir şey aktarmıyor. Yani burada varlık kavramı diye bir şey söz konusu değil. O diğer akıl yürütmelerde söz konusu. Yani olgu matters of reasonings concerning matters of fact dediği yani akıl olgu konuları ile ilgili akıl yürütmeler. Burada varlık evrende neyin olup bittiğini anlamamıza yönelik akıl yürütmeler bunlar ki bunların da kaynağı
bunları biz a posteriori bir biçimde oluşturuyoruz. Veya bir önerme, bununla ilgili bir önerme ortaya atıldığı zaman bunun doğru mu yanlış mı olduğunu a posteriori, yani a posteriori demek deneyime bağlı olarak, deneyimden, tecrübeden yola çıkarak bunları ortaya koyuyoruz. Şimdi Hume'un asıl odaklandığı konu nedensellik kavramı. Bu ilk yaptığı ayrımdan sonra şöyle bir soru ortaya atıyor. Peki nedensellik düşüncesinin kaynağında hangi izlenim yatmaktadır? Çünkü bütün düşüncelerimizin bir izlenime dayanması gerekiyordu. Peki nedensellik kavramının temelinde bir izlenim ya da bunun nereden kaynaklandığını ortaya koyamazsak, o zaman nedensellik temelli herhangi bir akıl yürütmede bulunamayız. Ki bu olgu meseleleri ile ilgili akıl yürütmelerin aslında daha doğrusu geçmiş zaman izlenimlerimizi ve onunla bağlantılı olarak hafızamızı ve şimdiki zaman izlenimlerimizi aşan bütün olgusal akıl yürütmeler nedensellik ilkesine dayanır. Dolayısıyla bu nedensellik ilkesinin hangi izlenimden kaynaklandığını veya nasıl ortaya çıktığını bilmek önemli Hume'a göre. Burada şöyle bir problem var. Mesela A olayını gözlemliyoruz. Bununla ilgili bir izlenime sahibiz, bir deneyime sahibiz. Ve B olayını gözlemliyoruz. Bununla da ilgili bir deneyime sahibiz. Bu A ve B olayları sürekli bir ardışıklık durumu içerisinde olduğu zaman, sürekli olması lazım yalnız bunun, constant conjunction, sürekli bir ardışıklık durumu içerisinde olduğu zaman, ne zaman A olsa onunla birlikte ya da onu takiben B de meydana geldiği için, diyelim ki bir fırtına patladı ve onunla birlikte dalgalanmalar oldu Assos'ta, deniz kenarında. Burada işte havadaki hareketlerin, sudaki hareketleri etkilediğini söylüyoruz. İşte birinin neden, ötekinin sonuç, birinin etki, ötekinin tepki olduğunu düşünüyoruz. Bunun bir süreklilik arz etmesi gerekiyor. Mesela bir fırtına koptu fakat deniz dümdüz. Yani fırtınaya rağmen çatının kiremitleri uçuyor, her şey savruluyor fakat deniz dümdüz. Bu garip bir durum. Yani bu deneyim edilmiş bir şey değil. Dolayısıyla yani bunun A'nın neden, B'nin sonuç olduğunu söyleyebilmemiz için bunların sürekli bir biçimde, ardışık bir şekilde deneyimlenmiş olması gerekiyor. İşte nedensellik ilkesini biz bu şekilde oluşturuyoruz. Şimdi din ve tanrı bağlamı, yani bunu tabii şimdi tanrı ve din konusuna bağlayacağım. O da şöyle, yani Hume daha doğrusu bu bağlantıyı ortaya koyuyor. Hem demin sözünü ettiğim eserde ama daha çok doğal din üzerine söyleşiler. Dialogues Concerning Natural Religion adlı eserinde. Türkçe'ye de çevrildi bu eser Mete Tunçay tarafından. Daha önce bahsettiğim An Enquiry Concerning Human Understanding kitabı da şu anda aramızda olan Oruç Araba tarafından Türkçe'ye çevrildi. İlgilenenler bu kitaplara da ulaşabilirler. Teoloji, yani Tanrı konusundaki akıl yürütmeler de Hume'un da ortaya koyduğu şekilde bir nedensellik ilkesine dayanmaya çalışır. Yani şimdi nasıl bir Tanrı kavramından bahsediyoruz? Tabii Musevilikle, Hristiyanlıkla ve İslam'la birlikte karşımıza çıkan politeistik Tanrı anlayışından daha farklı bir Tanrı anlayışından söz ediyor Hume. O da şu: her şeyin nedeni olan ancak kendisinin nedeni olmayan bir ilk neden. Maddenin nedeni olan ancak kendisi maddeden oluşmayan bir varlık, bir ilk neden. Tabii sadece bundan ibaret değil. İşte biraz önce Türk Yerbey'in de bahsettiği antropomorfizm sorunu, ona da geleceğim. Spinoza'nın da ortaya koymuş olduğu. Ve bununla birlikte tabii bir takım sıfatları, özelliklere veya öz niteliklere sahip olan bir varlık. İşte merhametli, cezalandırıcı, ödüllendirici,
bilgili, zeki, tasarımcı, tasarı yetisine, yaratma yetisine sahip bir varlıktan söz ediyoruz. Bütün bu özellikleri en mükemmel seviyede barındıran bir mükemmel varlık. Tanımı gereği mükemmel olan bir varlık. Şimdi Hume'a göre bu biraz önce sözünü ettiğimiz nedensellik ilkesini teolojide uygulamak olanaklı değil. Yani işte efendim bu dünyanın nedeni nedir? Dünya nasıl yaratılmıştır? İnsan nasıl yaratılmıştır? Evren nasıl yaratılmıştır? Nasıl ortaya çıkmıştır? Evrenin nedeni nedir? Değil mi? Burada bir yani teolojik düşüncede de aynı bilimde olduğu gibi tamamen bir nedensellik ilkesi üzerine kurulu. Yani doğa bilimlerinde nasıl nedensellik ilkesini kullanıyoruz ya da sosyal bilimlerde nedensellik ilkesi üzerinden çıkarımlar yapıyoruz. Aynı şey teoloji de yapmaya çalışıyor. Fakat Hume'a göre bu, yani yapmaya çalışıyor ama bu aslında teolojinin yapabileceği bir şey değil. Nedeni de çok basit. Çünkü demin de söylediğim gibi hem A olayının hem de B olayının deneyim kapsamında olması gerekiyor. Birinin neden, diğerinin sonuç olduğunu söyleyebilmeniz için. Oysa teolojide yani Tanrı zaten tanımı gereği izlenimlerin kapsamında olan bir şey değil. Yani beş duyu organıyla algılanabilen bir varlıktan söz etmiyoruz. Ki tanımı böyle zaten. Maddeden oluşan bir varlık değil. Dolayısıyla yani Tanrı'yı burada her şeyin nedeni olarak ortaya koymakta zaten bir sıkıntı var. Yani bir takım sonuçları gözlemliyoruz ki onları da kısmen gözlemliyoruz. Tamamını gözlemlemiyoruz. O yani evren hakkında, yaşam hakkında, dünya hakkındaki sınırlı gözlemlerimizden yola çıkarak işte bunun bir nedeninin olması gerekir. İşte bu da Tanrı'dır şeklinde bir iddia ortaya atılıyor. İşte Orta Çağ felsefesinde ve sonrasında yaşamış olan birçok filozof da aynı düşünceyi paylaşıyor. Burada Hume'a göre bir sıkıntı var. Yani olgusal akıl yürütmelerle bizim Tanrı düşüncesine varmamız olanaklı değil. Hatta yani şöyle bir sözü vardır. İnsan zihnini evrenin bir modeli haline getiremeyiz. Yani bir kere biz bu evrenin yaratılış sürecini, yani evren Tanrı tarafından yaratılmış tezini dikkate aldığımızda bu süreci deneyimlemiş değiliz. Bu konuda bir deneyime sahip değiliz, bir tecrübeye sahip değiliz. Dolayısıyla a posteriori bir biçimde bizim Tanrı düşüncesine varmamız diye bir şey söz konusu olamaz. İkinci iddia, yani Orta Çağ'da yine karşılaştığımız iddialardan bir tanesi. Tanrı'nın varlığı evet a posteriori bir yolla ortaya konamaz ama a priori bir biçimde kavranabilir. Yani herhangi bir deneyime başvurmaksızın işte hiçbir var olan hiçbir şeyin yokluktan çıkamayacağı zorunlu ilkesinden biz işte Tanrı düşüncesine varabiliriz. Yani Orta Çağ'daki klasik argümanlardan bir tanesi sonsuz gerilemenin önlenmesi ile bağlantılı bir argüman. İşte ortaya atılan her nedenin başka bir nedeninin de olacağı için, yani her neden için başka bir neden de ortaya koyabileceğimiz için işte şunun nedeni nedir, şudur, onunki nedir, budur. Ve bu sonsuz bir gerilemeye gidemeyeceği için ya da gitmemesi gerektiği için, yani kendimizi daha da sonsuz bir gerileme, nedensellik bağlamında sonsuz bir gerileme içerisinde bulmamamız için böyle bir ilk neden kavramını ortaya atıyoruz. Ama aslında yani Hume'a göre bu hani ilk neden buradan bir yani bu bir aklın zorunlu kıldığı bir durum değil. Zaten Hume'a göre a priori akıl yürütmeler yani ancak nerede olabilir? Matematiksel akıl yürütmelerde söz konusu olabilir. Yani 2 artı 2 eşittir 4'ün a priori bir zorunluluk içermesi veya bir karenin kenarlarının uzunluğunun birine eşit olmasının a priori bir anlamda zorunlu olması gibi Tanrı'nın varlığının zorunluluğundan söz edemeyiz. Neden edemeyiz? Çünkü varlık konusu zaten olgusal akıl yürütmelerle bağlantılı bir şeydir. Yani varlık ancak
olgusal boyutta ele alınabilecek bir şeydir. Dolayısıyla biz burada ontolojik bir şeyden bahsediyorsak ve bunun epistemolojik bir temelini de ortaya koymak durumundaysak zaten bunu olgusal boyutta ele almamız gerekiyor. Yani a posteriori bir boyutta ele almamız gerekiyor. A priori boyut ancak matematiksel akıl yürütmelerle ilgili bir şeydir. Şimdi bir de tabii Hume bunun da ötesine bir antropomorfizm sorunundan söz ediyor. İşte yani Tanrı'nın işte merhametli olması, cezalandırıcı, işte şu şekilde yani Tanrı'nın yolunda gidenleri cennete veya işte ödüllendirmesi, ona aykırı hareket edenleri cezalandırması. Yani ödüllendirici ve cezalandırıcı olması, merhametli olması, tasarım yetisine, yaratma yetisine sahip olması, zeki olması, bilgili olması, bunlar hep insanlara ait özellikler. Yani insan şimdi epistemolojik olarak varlığını temellendiremeyeceği bir şeye böyle bir takım insani özellikler yüklüyor. Yani yapılan işlem aslında bu. Hatta Hume diyor ki yani bu monoteizmdeki yani tek tanrıcılıktaki tanrı kavramı ile politeistik çok tanrıcılıktaki tanrı kavramı arasında tanrılar ya da arasında çok büyük bir fark yok. Yani işte Zeus, Poseidon, neyse işte Afrodit bunlar insani özelliklere sahip varlıklardı. Mitolojideki bu varlıklar. Tabii çok fazla insana benziyorlardı. Hem bedensel olarak hem alışkanlıkları itibariyle. Ama burada da aslında yani kategorik olarak baktığım zaman çok farklı bir şey yapılmıyor. Tamam maddeden oluşmuyor ama sonuçta yine işte merhametli, işte yaratıyor, tasarlıyor, zeki, bilgili. Hep birbirimiz için kullandığımız bir takım sıfatlar yüklenmiş Tanrı'ya. Yani bu da aslında yani Zeus'tan bir farkı yok. Yani burada tamamen antropomorfik bir iş yapılıyor. Bu Tanrı kurgusu tabii yapılırken. Bu bir kurgu tabii yani. Bu bir yani var olan bir şeyden söz etmiyoruz. Aynı problemler tabii mucizeler ki vahiy ve peygamberlik de zaten bir mucize çeşidi olarak Hume tarafından ortaya konuyor. Mucizeler içinde geçerli. Yani mucizeler hakkında söylentiler, aktarılanlar var ama Hume'un da söylediği gibi bunlar işte insanların ilginç olmak için veya işte belli bir otorite kurmak için ortaya koyduğu, uydurduğu şeyler aslında. Yani bu mucize dediğimiz şey, yani fırtına kopacak ama deniz dümdüz olacak. Yani böyle bir şey kişi bizzat deneyimlemeden veya deneyim kapsamında bazı şeylerin zihinde oluşması gerekiyor. Belki doğrudan siz bunu, mesela öyle şeyler vardı ki mesela yarın güneş doğacak. Tamam, güneşin doğduğunu siz bugün biz yarın güneşin doğacağını bugün gözlemlemiyoruz. Ama daha önce gözlemlemiş olduğumuz için güneşin doğduğunu, yarın güneşin doğacağına yönelik bir ön deneyimde bulunuyoruz. Yani sonuçta yine bir hani doğrudan deneyim edilmese de deneyimden yola çıkarak bir çıkarım yapıyoruz. Bir ön deneyimde bulunuyoruz. Şimdi mucizelerde böyle bir şey yok. Yani zaten mucize dediğimiz şey yani bir nevi işte bu ardışıklık, sürekli ardışıklık durumunun daha doğrusu olağan olanın ihlali gibi bir şey. Yani bunun doğrudan bir şekilde deneyim kapsamında olması gerekiyor mucizenin. Yani bir kitap böyle yazdı diye Tevrat ya da İncil ya da Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazıyor diye mucizeler vardır, işte peygamber vardır ya da vahiy olmuştur demek mümkün değil. Yani bu zaten bir felsefi bir şey değil. Yani bu yani referans olarak Kur'an'ı ya da İncil'i ya da Tevrat'ı vermek, ayeti vermek zaten felsefi bir iş değil. Çünkü filozof, felsefe argüman geliştirmek durumundadır, akıl yürütmek durumundadır. Dolayısıyla işte İncil'de, Tevrat'ta, Kur'an'da böyle diyor, onun için böyledir. Zaten hani felsefi bir şey değil, bilimsel bir şey hiç değil zaten. Dolayısıyla yani burada da bir
sıkıntı söz konusu. Ruhun ölümsüzlüğü, yani dinlerin yine temel tezlerinden bir tanesi ruhun ölümsüzlüğü meselesi. Bu da tabii aynı şekilde deneyim kapsamının dışında olan bir şey. Onun için o nedenle ruh ölümsüzdür diye bir iddiada bulmamız söz konusu değil Hume'a göre, ki Hume zaten bedenle ruhun bütünlüğünden bahseder. Yani ruhu reddetmez ama yani beden ve ruh bir bütündür. Yani bedenin dışında bir ruhun var olduğuna dair, bizim şu yaşam deneyim kapsamımızda böyle bir şeyin var olduğuna dair bir şey, bir iddia ortaya atmamız söz konusu değil. Çünkü böyle bir şeyin tecrübesine sahip değiliz. Bir de tabii Hume ilginç bir şekilde şeyden bahsediyor. Ruhun ölümsüzlüğü üzerine makalesinde. Yani sadece ruhun ölümsüzlüğü meselesini epistemolojik olarak bilinemezliğinden değil. Aynı zamanda bu ödüllendirme ve cezalandırma meselesinden de söz ediyor. İşte ruh ölümsüz. İşte bu dünya bir sınav. Bu dünyada yaptıklarımıza bağlı olarak cezalandırılacağız, cehenneme gideceğiz ya da cennete gideceğiz. Ruh ölümsüz ya. Değil mi? Ruh da ölse zaten cezalandıracak ya da ödüllendirecek bir şey kalmıyor. Zaten ruhun ölümsüz olması gerekiyor. Böyle bir şey olması için. Şimdi yani Hume orada ilginç bir şey söylüyor. İnsan dediğimiz varlık zaten iyi ve kötü arasında gidip gelen bir varlıktır. Yani tek başına bir insan iyidir ya da kötüdür, böyle kategorik genellemeler yapmak mümkün değil. Dolayısıyla yani Tanrı burada hangi ölçüde göre insanı cezalandırıyor? İşte bu ölümsüz olan ruhu cezalandırıyor ya da işte ödüllendiriyor. Yani burada da bir ayrı bir sıkıntı var. Yani Hume kısaca yani agnostik bir bakış açısı ortaya koyuyor. Yani Tanrı'nın varlığı konusu, Tanrı'nın nitelikleri konusu, mucizeler konusu, vahiy peygamberlik konusu, ruhun ölümsüzlüğü konusu, bu konuların bilinemez olduğunu söylüyor. Tabii ki bunlara yönelik bir iman, burada Hume belief ile faith'i, yani inanç ile imanı ayırıyor. Hume'a göre belief, yani inanç, ancak akıl veya deneyim üzerinden oluşabilecek bir şeydir. Ama ve ki akıl ve deneyim üzerinden dinlerin bu sözün ettiğimiz tezlerine ulaşmak olanaksızdır Hume'a göre. Ama ne mümkündür? İman yolu ile, ki iman akla ve deneyime aykırıdır. Hume bunu da açık bir şekilde söylüyor. Tabii bir şey daha söylüyor. Bilge bir insan zaten iman üzerinden değil, akıl ve deneyim üzerinden inanç oluşturur diyor. Tabii buradan da biliyoruz ki yani Hume çok da iman meraklısı birisi değil. Ama yani birisi İlla bir şeye inanacaksa, böyle bir şey, böyle bir inanç geliştirmeye bir ihtiyacı varsa, bunu ancak ve ancak iman, faith üzerinden gerçekleştirebilir, ki bu da tabii bir nevi kör inanç gibi bir şey. Şimdi Doğal Din Üzerine Söyleşiler kitabında epistemolojik argümanları ortaya koyduktan sonra psikolojik gerekçe konusuna da değiniyor. Yani tamam, biz epistemolojik açıdan, yani bilgi kuramsal açıdan bu iddiaları temellendiremeyiz. Peki şöyle bir şey ortaya atabilir miyiz? Yani Tanrı'nın ontolojik olarak var olup olmadığı meselesi bir kenara, işte yaşam çok zor, yaşamda çok büyük acılar var, çok büyük sıkıntılar var, büyük sefillikler yaşıyoruz. İnsanların psikolojik olarak böyle bir bir kurgu bile olsa, yani böyle bir düşünceye ihtiyacı var ya da böyle bir kurguya ihtiyacı var. Düşünce diyemez tabii belki bunu, ama bir kurguya ihtiyaçları var. Yani kendilerini koruyan, kollayan, şöyle şöyle hareket etmeleri durumunda onları koruyacak olan bir varlık kurgusuna ihtiyaçları var. Şimdi bu tabii Hume diyor ki burada, tabii bu diyaloglar halinde yazılmış bir eser. Kleantes, Demea ve Philo adlı üç karakter. Burada tabi Hume'a en yakın duran Philo adlı karakter. Şunu söylüyor. Yani bu tabi, yani psikolojik gerekçe hiçbir zaman epistemolojik ve ontolojik bir temeli oluşturmaz. Yani siz öyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz diye, hani biraz günümüze yorumlayacak olursak,
Yani hani eczaneye gidip antidepresan almak hani gibi bir şey. Yani bu hiçbir şekilde Tanrı'nın ontolojik olarak var olduğu anlamına gelmez. Sizin böyle bir koruyucu varlık düşüncesine ihtiyaç duyuyor olmanız, onun var olduğu, buradan onun var olduğu sonucu çıkmaz. Fakat bunun da ötesine Hume diyor ki, yani hazır kötülük soruna değinmişken, özür dilerim, yaşamdaki sıkıntılara, acılara değinmişken, kötülük sorununu gündeme getiriyor. Epikuros'un Antik Yunan'da gündeme getirdiği bir sorun bu da. O da şu, yani Tanrı her şeyin, yani yeryüzünde neden kötülük var? İşte Tanrı her şeyin nedeni ise, her şeye hakimse, her şeye egemense, o zaman kötülüklerin de nedenidir. Bu durumda Tanrı kötülükleri de barındıran bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Eğer Tanrı sadece iyilikleri nedeni ise, kötülükleri nedeni değilse, yani her şeyin nedeni değilse, böyle bir anlam çıkıyor. O zaman Tanrı bir zafiyet unsuru içermiş oluyor. Her şeye hakim olamayan, olayları kontrol altında tutamayan bir varlık. Oysa yani hem zafiyet hem kötülük Tanrı'ya atfedilen sıfatlar değildir. Yani Tanrı'nın biz kötü bir varlık, yani Tanrı tanımlanırken, daha doğrusu dinler tarafından tanımlanırken Tanrı kötü bir varlıktır. İşte zafiyetleri olan bir varlıktır olarak tanımlanmıyor tek tanrıcı dinlerde. Yani dolayısıyla burada da bir çıkmazın söz konusu olduğunu savunuyor David Hume. Yani Tanrı aslında bu yeteneğe, bu güce sahip, bu kötülükleri, acıları engelleme yeteneğine sahip. Ama bunu kasten engellemiyorsa, burada Tanrı'nın kötülüğü ile karşılaşıyoruz. Eğer bunu engelleyecek gücü yoksa, bu sefer onun bir zafiyet içerisinde olduğu durum ortaya çıkıyor ki bunlar da dediğim gibi Tanrı'nın tanımına aykırı şeyler. Şimdi başka bir gerekçeyle daha hesaplaşıyor Hume burada. O da siyasi ve ahlaki gerekçe veya pragmatik argüman da diyebiliriz buna. Yani insanlar üzerine siyaseten, insanların üzerinde işte otorite kurmak için, işte belli bir ahlaki düzeni sağlamak için bu Tanrı düşüncesi gereklidir. Yani başka türlü insanları zapt edemezsiniz. Yani böyle bir Tanrı düşüncesi ortaya atmak durumdasınız. Ve şöyle şöyle davranırsınız. Cehenneme gideceksiniz, şunu şunu yaparsınız, cennete gideceksiniz. Tezi insanları zapt etmek için faydalıdır diye bir argümanla da hesaplaşıyor Hume bu eserde. Fakat yine aynı şekilde psikolojik gerekçe argümanında söz konusu olduğu gibi, bu pragmatik argümanda tabii hiçbir şekilde Tanrı'nın ontolojik varlığını ortaya koymaz. Veya Tanrı'nın varlığına dair epistemolojik bir gerekçeyle bunun bir ilişkisi olamaz. Kaldı ki diyor ki, zaten diyor din adına diyor hareket edenler diyor genellikle diyor alçak insanlardır diyor Hume. Yani din adına işte savaşlar yapılmıştır, insanlar öldürülmüştür, dini temsil ettiğini söyleyen insanlar genellikle kötülüklere neden olmuşlardır. Dolayısıyla dinlerin insanları daha ahlaklı yaptığına dair bir tezi zaten, yani bu bir kurgu da olsa, Tanrı dediğiniz şey kurgu bile olsa, zaten dinin insanları daha ahlaklı, daha iyi yaptığını zaten fiili, yani defakto durum zaten bu değil. Yani tarihe baktığımız zaman aksine din adına yapılan şeyler genellikle hep kötü sonuçlar vermiştir. Tabii şunu söylemiyor, yani her dindar insan kötüdür demiyor. Hatta bunu özellikle vurguluyor. Nadiren de olsa iyi olan dindar insanlara rastlamışımdır diyor. Ama yani genellikle bu insanlar kötülük içeren kişilerdir der. Evet. Şimdi Hume tabii bunları söylüyor. Peki yani bu bir kurguysa ve epistemolojik olarak biz bunu gerekçelendiremiyorsak Tanrı'nın varlığı meselesini, ona rağmen nasıl oluyor da insanlar böyle bir şeye inanıyor? Yani bu ciddi bir mesele. Yani tamam, biz burada bunun epistemolojik temeli yoktur diyoruz ya da Hume böyle diyor, ama
Ona rağmen niye insanlar inanıyor? Şimdi ikinci mesele bu. Şimdi Hume burada bir şeyler söylüyor ama konuyu biraz eksik bırakıyor bence ve onu da Nietzsche tamamlıyor. İşte Hume şeyde yani dini tarihini incelediği metinlerinde işte insanların endişelerinden dolayı, korkularından dolayı, işte mutlu olma ihtiyaçlarından dolayı, mütevaziliklerini aşma eğilimin içinde olmalarından dolayı veya insan zihninin, aklının sınırlarını aşma eğilimi içermelerinden dolayı Tanrı'ya yönelik bir inanç geliştirdiklerini söylüyor satır aralarında. Ama çok fazla bunun üstüne gitmiyor. Geniş geniş uzun uzun bunu anlatmıyor. Onu da bence Nietzsche yapıyor. O anlamda da Nietzsche'nin ateizminin Hume'u tamamladığını düşünüyorum. Tabii Nietzsche'nin ateizm dediğimiz zaman da Nietzsche Tanrı'nın yokluğunu epistemolojik olarak kanıtlamıştır anlamında bir ateizmden söz etmiyoruz. Yani genel olarak Tanrı tanımaz bir yaklaşımdan söz ediyoruz. O anlamda ateizmden, yani epistemolojik bir ateizmden söz etmiyoruz burada. Nietzsche doğruluk, gerçeklik, hakikat, yani ben bu hakikat lafını pek sevmem. Ya hakikat Arapçadır, gerçek Türkçedir. Hakikat deyince sanki çok gizemli böyle bir şeylerden bahsediyormuşuz gibi bir hava yaratılmaya çalışıyorum. Ben hakikat sözcüğünü yani hiç kullanmıyorum ama kullananlar vardır belki de. Yine onu da söylemek ihtiyacı duydum. Doğruluk, gerçeklik, hakikat diye bir şey inanmıyor Nietzsche. Yani bu anlamda tabii Hume'dan da daha radikal bir kuşkucu, perspektivist bir anlayış ortaya koyuyor. Bunun bir kurgu olduğunu söylüyor. Yani sadece Tanrı konusunda değil, genel olarak doğruluk dediğimiz şeye, gerçeklik dediğimiz şeye, hakikat dediğimiz şeye inanan birisi değil. Yani burada da işte Platon eleştirisi tabii çok temel bir unsur Nietzsche'yi anlamamız açısından. Yani Platon'da şey düşüncesi vardı, işte görünüşle gerçeklik ayrımı yapılır. Yani görünüş ve gerçeklik ikililiği. Bir tarafta görünüşler vardır, bir tarafta gerçeklik vardır. Gerçeklik boyutunda, idealar boyutunda daha doğrusu. İdealar nedir? Ebedi ve ezelidir, sabittir ve değişmezdir. Şimdi mesela şey bunu, Nietzsche bunu, bunun tamamıyla bir kurgu olduğunu söylüyor. Yani Platon ne diyordu? Yani biz işte mesela ahlakın kendisi, iyiliğin kendisi gibi idealara ulaştığımız zaman işte erdemli olacağız. İşte erdemli olduğumuz zaman mutlu olacağız gibi bir tezi vardı. Şimdi Nietzsche bunu tersine çeviriyor. Yani işte akıl yürütmeyle, Platon'un söylediği gibi akıl yürütmeyle idealar boyutuna ulaşıp mutlu olmak diye bir şey söz konusu değil. Mutlu olmak ihtiyacı hissettiğimiz için, mutlu olmak istediğimiz için böyle şeyleri kurguluyoruz, uyduruyoruz aslında. Çünkü yani Nietzsche zaten hani görünüşler ilk tezidir bu. Görünüş diye bir şey yok. Fakat son aşamada putların alacakları anında da söylediği gibi. Yani aslında bu görünüş ve gerçeklik ikililiğini biz ortadan kaldırdığımız zaman artık görünüş kavramına da ihtiyacımız kalmayacak. Değil mi? Yani görünüş zaten gerçekliğin karşısına konan bir şey. İşte hem gerçeklik ve görünüş birbirleriyle anlaşılan kavramlar. Yani bu saçma ikililiği zaten ortadan kaldırdığımız zaman yani görünüş, her şeyin görünüşlerden oluştuğu gibi bir iddiaya da artık ihtiyaç kalmayacak. Şimdi Nietzsche, yani Nietzsche açıkçası hani tek tanrıcı, monoteizmdeki tanrının Platon'da olduğunu söylemiyor ki ben de öyle düşünmüyorum. Yani ona da hatta bir açıklık getirme gereği hissettim bugünkü konuşmalarla bağlantılı olarak. Yani Aristoteles'te, Platon'da, hatta genel olarak Antik Yunan'da şey yok. Yani bu benim anlattığım anlamda bir tek tanrıcı bir tanrı yok. Yani kesinlikle yok. Bu Musevilik'te var ama Musevilik Antik Yunan'da egemen bir kültür değil. Bir azınlık kültürü. Ve
Yani Platon, Aristoteles, Epikuros gibi filozofların gündeminde olan bir şey değil bu. Felsefenin gündemine girmesi de Hristiyanlığın yaygınlaşmasıyla, daha sonra İslam dininin yaygınlaşmasıyla birlikte olan bir şey. Bir parantez açmış oldum şimdi. Nietzsche Hristiyanlığı genelde monoteizme eleştirir Nietzsche. Hem Museviliği, hem Hristiyanlığı, hem İslam dinini kapsam içine alır monoteizmi eleştirirken. Ama daha çok Hristiyanlıktan söz eder. Hem Hristiyan toplumu içerisinde yaşamış olmasından dolayı, hem de Hristiyanlığa özgü bazı başka unsurlardan dolayı da tabii. Hristiyanlığın İyinin ve Kötünün Ötesine kitabının girişinde Hristiyanlığın halk için Platonculuk olduğunu söyler. Yani Hristiyanlık zaten işte nedir? Orada da işte değişmez, sabit bir takım ahlaki gerçekler, ilahi gerçekler, yani Tanrı'nın varlığı, bunlar mutlak şeyler. Aynı Platon'un idealarında olduğu gibi mutlak, tartışmasız, zamana, koşula bağlı olmayan, koşulsuz, mutlak şeyler. Şimdi Nietzsche, yani onun da bazı agnostik argümanları var. Hatta bayağı epistemolojik argümanları da var. Özellikle makalesinde ahlak dışı anlamda doğruluk ve yalanlar üzerine başlıklı erken dönem makalelerinden birisinde. Ama ona şimdi girmeyeceğim uzun uzun. Hume onu zaten yapmış daha önce. Ama çok benzer argümanlar Nietzsche'de de var. Hume'a yakın argümanlar. Yani Tanrı bağlamında olmasa da o makalede genel olarak bazı kuşkucu argümanları var. Şimdi asıl Nietzsche'yi, yani burada özgün kılan bu perspektivizmden ziyade, çünkü yani Hume'la bağlantılı değil, daha önce antik çağlar, Helenistik dönemde bunlar zaten Pironcular tarafından, Sextus Empiricus tarafından, ona girmeyeceğim şimdi, gündeme getirmiş şeyler bu kuşkucu perspektivist yaklaşımlar. Yani Nietzsche'yi burada özgün kılan aslında o perspektivizmi değil. Ama önemli olan şu, Nietzsche'ye göre işte bu mutlakcı anlayış özgür ruhu olanaksız kılan bir anlayış. Yani Freies Geist, Free Spirit olarak İngilizce çevrilen, Nietzsche'de çok temel bir kavram, özgür ruh. Çünkü Nietzsche için önemli olan kişinin yaratıcılığıdır. Tabii sanatsal yaratıcılık bunun en üst seviyesidir ama yani insanın illa sanatçı olacak diye bir şey yok ama sanki bir sanatçıymış gibi bir yaşam biçimi ortaya koyması gerekiyor. Yaratıcı bir yaşam biçimine sahip olması gerekiyor. Ancak böyle bir özgür ruh olabilir insan. Yani Nietzsche bir yandan ruhu olan bir şeyin peşinde, bir yandan da dünyevi olan bir şeyin peşinde. Yani genellikle işte ruhu olan bir şeye ulaşmak için bu dünyayı değillemek gerekir, yaşamı değillemek gerekir gibi bir anlayış var ki dindeki en büyük problem bu. Yani zaten Nietzsche dinlerin nihilistik olduğunu düşünür. Ve belli bir anlamda kendisinde anti-nihilist olduğunu düşünür. Ona şimdi birazdan tekrar geleceğim. Yani din, özgür ruh, kendi değerlerini kendisi yaratan kişidir. Oysa yani dinlere baktığımız zaman, tek tanrıcı dinlere baktığımız zaman işte şu iyidir, bu kötüdür, şunu yap, bunu yapma şeklinde buyruklarla karşılaşırız. Yani burada kişinin kendisini yaratması, kendi değerlerini kendisini yaratması diye bir şey söz konusu. Zaten her şey belli. Bir tane peygamber var, ona da söylenmiş, Tanrı mesajı vermiş. Dolayısıyla senin nasıl bir yaşam süreceğin zaten belli, tornadan çıkmış bir takım insanlar. Yani buna da işte zaten Nietzsche sürü ahlak diyor. Yani sürü ahlakının peşine takılanlarla özgür, onu kırıp özgür ruh olmaya çalışanlar arasında bir ayrım yapıyor Nietzsche ki tabii ki özgür ruh taraftarıdır Nietzsche. Şimdi bunun nedenlerinden bahsetmiştik. Peki insanlar yani niye böyle bir şeye inanırlar? Çünkü Nietzsche'ye göre insanlar ya güç istencinden dolayı, ya işte mutlu olma arzusundan dolayı,
Ya bu dünyayı küçümsedikleri için veya bu yaşamdan, bu dünyadan tiksindikleri için bu öte dünyaları yaratırlar. Zaten Nietzsche'nin terminolojisinde de var. Bu öte dünyacılık diyor buna Nietzsche. Yani öte dünyacılık tamamıyla yaşamın değillenmesiyle ilgili bir şeydir ki aslında önemli olan yaşamı olumlamaktır. Yaşamı olumlamaktır temel olan şey. Ve bu yani nihilizm kavramını aslında burada Nietzsche iki anlamda kullanıyor. Yani bir mevcut değerlerin toptan reddedilmesi, tabi orada yani monoteistik değerlerden bahsediyor Nietzsche. Bu değerlerin toptan reddedilmesi ve bunun üzerine yeni değerlerin inşa edilmesi. Yani Nietzsche der ki ben Tanrı'nın düşmanıyım der. Bunu açık açık söyler. Neden? Çünkü yaşamın dostuyum der. Yani yaşamı olumladığım için Tanrı'ya karşı çıkıyorum. Tanrı'ya meydan okuyorum. Tabi buradaki Tanrı sanki Tanrı ontolojik olarak varmış falan gibi değil. Yani o kurguya, yani zaten kurgulanmış olan bir şey reddediyor Nietzsche burada. Yani yarın ona tabi tekrar geleceğiz Oruç Bey'in konuşmasında. Yani Tanrı öldü de aslında hani sosyolojik bir tespit. Yani Tanrı düşüncesinden uzaklaşma dönemine girmek. Tamam ki bu iyi bir şey. Bir şeyleri yıkmak lazım. Fakat onun yerine neyi koyacağız? Yani bir şey yıkacağız da o hiçlik içerisinde yok olmayacağız tabii ki. Onun yerine bir şey koymamızı öneriyor Nietzsche. Şimdi ve bu yerine koyacağımız şey de hem dünyevi olacak hem ruhu olan bir şey olacak. Sıradan bir şey olmayacak, monoton bir şey olmayacak. Ben şeyden bahsediyordum. Yani bu iki nihilizm bir o şekilde anlaşılabilir. Yani mevcut değerlerin ortadan kaldırılması, egemen monoteizme dayalı egemen değerlerin yıkılması bir o anlamda nihilistlikten söz edilebilir. Bir de yaşamı değillemek anlamında nihilizmden söz edilebilir. Ki Nietzsche tabi ikinci anlamdaki nihilizmi aşmak için birinci anlamda nihilist olmamız gerektiğini söylüyor. Yani önce mevcut değerleri ortadan kaldıracaksınız. Bu egemen, baskıcı, mutlakçı değerleri ortadan kaldıracaksınız. Ondan sonra yaşamı olumlama aşamasına geçeceksiniz. Dolayısıyla Nietzsche'ye göre din, yani bunun taşıdığı değerle de sadece yani insanların bu dini kurgulara neden inandığına dair bir şeyler söylüyor ama aynı zamanda onun taşıdığı değeri de ortaya koymaya çalışıyor. Onun taşıdığı değer tabii Nietzsche'ye göre bir değeri yok bunun. Hatta aynen söylediği şey bu bir çöküşün ve yozlaşmanın bir hastalıklı bir durumun göstergesidir bu. Bu anlamda ben bir yandan Nietzsche'nin ateizminin, Tanrı tanımazcı yaklaşımının, Hume'un agnostik yaklaşımını tamamladığını ve Hume ile Nietzsche'nin de belli bir ölçüde bağdaştığını ve bu iki filozofun da din fetişizminin panzehiri olduklarını düşünüyorum. Teşekkür ederim. David Hume'un kuşkuculuğu ile ilk çağ kuşkucular arasında bir bağlantı kurabilir miyiz? Yani David Hume'un izlenim ve düşünceler hakkındaki bilgilerinden edindiği bilgilerime göre bir kuşkuç filozof ve dolayısıyla bana ilk çağ Piron, Timon gibi sevdikleri tabii. Evet. Bir bağlantı varsa bu bağlantı ya da benzerlik ya da farklılık nedir aralarında? Tabii. Şimdi zaten Hume sözünü ettiğim nasıl? Tezinden bir kopya ver diyor. Ha tezim. Evet, yani benim zaten ana çalışma noktalarımdan bir tanesi bu. Doktora tezim antik Yunan kuşkuculuğu ile Hume ilişkisiyle ilgili. Tabii çok uzun konuşabiliriz bu konuda. Benim bu kitabım var, bu Hume kitabı vardı, onu da reklamını yapayım. Sağ yayınlarına çıktı. Bu kitapta da ilk 70 sayfayı ben yazdım. Kalan kısımları Hume'dan derlediğim metinler. O ilk 70 sayfada da bunu uzun uzun açıklıyorum. Ama şimdi kısaca yani özetlemek gerekirse
Tabii ki Piron, yani milattan önce 4. yüzyılda yaşamış olan Piron'la birlikte bu kuşkuculuk başlıyor. Hatta daha öncesine de gidebiliriz. İşte Sofistler, Protagoras ve Gorgias da var. Akademik skeptikler var. İşte Arkesilaus var, Kleitomakus var, Karneades var, Anesedemos var, Sextus Empiricus var. Evet, şimdi Hume zaten kendisi insan anlaması üzerine bir soruşturma kitabının son bölümde, 12. bölümde bunu açık açık söyler. Yani kendi kuşkuculuğunun zaten Pironcu kuşkuculuğun bir sonucu olduğundan bahseder. Gerçi orada Hume yani Pironcu kuşkuculuğun aşırı bir kuşkuculuk olduğunu, kendisinin daha ılımlı bir kuşkuculuğu savunduğunu ama kendisinin savunduğu ılımlı kuşkuculuğunda bu aşırı olarak nitelendirdiği kuşkuculuğun bir sonucu olduğunu ifade eder. Yani bu anlamda elbette aralarında bir bağlantı var. Yalnız Hume'da şimdi yani şöyle bir ayrım var aynı zamanda. Yani Hume de bana göre orada şeyi yanlış yorumluyor. Pironculuğu doğru yorumladığına inanmıyorum ben Hume'un orada. Yani Hume'un kuşkuculuğuyla aslında Pironcu kuşkuculuk arasında çok radikal farklar olduğunu düşünmüyorum. Yani şundan dolayı düşünmüyorum. Görünüşler diyor. Sextus Empiricus'un ortaya attığı kuşkuculuk görünüşselci bir kuşkuculuk. Yani şunu söylüyor. Görünüşleri aşmak olanaklı değil. Görünüşlerin ötesine geçmek olanaklı değil. Yani bir şeyin kendi içinde nasıl olduğu, doğası gereği nasıl olduğu konusunda bir şey ortaya atamıyoruz. Bu konudaki yargımızı askıya alıyoruz. Yani ne göründüğü gibi olduğunu söyleyebiliriz ne de göründüğünün dışında bir biçiminin olduğundan söz edebiliriz. Dogmatizme karşı duruyor. Tabii dogmatizme karşı, yani dogmatik olarak nitelendirdiği Kur'an'lara karşı olarak bunu söylüyor. Ki ahlakta da bunun uzantısı var. Yani herkese iyi görünen şeyler vardır, kötü görünen şeyler vardır. Ama mutlak bir biçimde böyle evrensel veya nesnel bağlamda bir takım ahlaken iyi ya da kötü diye bir şeyden söz edemeyiz. Bu neyin iyi neyin kötü olduğu kişiye göre, topluma göre değişken olan şeylerdir. Yani doğası gereği iyidir veya doğası gereği kötüdür gibi böyle mutlakçı bir anlayış ortaya koyamayız. Yani öyle bir kuşkuculuğu var Sextus Empiricus'un. Fakat da bir yandan da yani Hume, bu tabii bir tartışma konusu, bunun da bilincindeyim. Yani Hume insan zihninin nasıl çalıştığını ortaya koymaya çalışıyor, tamam. Fakat yani solipsist bir filozof da değil Hume. Yani her şey sadece insan zihninin içindedir. Efendim dış gerçeklik diye bir şey yoktur. Öyle bir şey de savunmuyor. Yani bilime inanan birisi mesela Hume. Yani ben bu açıdan da Kant'ın mesela Hume'u yanlış yorumladığını düşünüyorum. Aksine bilimin neden olanaklı olduğunu, teolojinin neden olanaksız olduğunu anlatmaya çalışıyor Hume. Ama şeye baktığımız zaman, antik çağ kuşkucularına baktığımız zaman orada tamam, yani hani Hume'un izlenimleriyle Sextus'un görünüşleri arasında bir benzerlik var. Ama sanki evet, yani şeyler biraz daha öteye gidiyor. Yani biraz daha ötede gibiler. Antik Yunan kuşkucuları. Şey anlamda. Yani dış gerçeklik konusundaki yargıyı çünkü askıya alıyor onlar. Yani dış gerçeklik konusunda bir yargıda bulunmuyorlar. Yani yoktur da demiyorlar, vardır da demiyorlar. Görünüşlerle yetinmek dışında bir şansımız yok diyorlar. Yani Hume da ne diyor? İzlenimlerimiz, ki onlar görünüş, onların görünüş dediği şeyin bir parçası, izlenimlerimiz olmadan bir düşünce oluşturamayız diyor, ama bir yandan da Hume dış gerçeklik hakkındaki yargıyı askıya almıyor. Hatta bu konu şeyde İnsan Doğası Üzerine Bir İnceleme kitabının abstractında, A Treatise on Human Nature kitabının abstractında değiniyor buna. Fakat Hume, yani Descartes gibi bu kuşkuları ortadan kaldırmak için bunları yine akıl yürütmeyle ortadan kaldırabiliriz demiyor. Doğal bir içgüdüyle zaten, natural instinct diyor bunu, doğal bir içgüdüyle zaten biz dış gerçekliği sorgulamaktan
sorgulama durumuna düşmüyoruz diyor. Doğal bir içgüdüden dolayı. Yoksa bir akıl yürüterek falan Pironcu argümanları çürüttüğümüzden değil. Şimdi Pironcu argümanlar çok ayrıntılı. İşte sonsuz gerileme problemi, döngüsellik problemi, doğruluk ölçütü problemi gibi problemler var ki bu aslında Nietzsche'nin demin bahsettiğim eserinde de bunlardan söz edilir. Yani aslında bütün bunları Pironcular ve Sextus Empiricus'a indirgemek mümkün. Bu kuşkucu argümanları. Tabii tarih konusunda da aynı şey söz konusu. Mesela Sextus Empiricus'un Pironcu'nun ana hatları kitabının son bölümünde tarih, gerçi bu da tek tarihçi bir tarih mi değil mi tartışma konusu ama her şeyin yaratıcı gücü olmak anlamında bir tarih kavramından söz eder. Ve bunun bilinemez olduğundan söz eder Sextus. Yani üç neden çok kısa keseceğim. Birinci neden bir kere tarihin ne olduğu, neliği konusunda çok farklı tanımlar vardır. İşte maddeden oluşur mu, oluşmaz mı, evrenin içinde mi, dışında mı, dünya işlerine karışır mı, karışmaz mı, tek mi, çok mu? Bunlar tartışma konusu. Hangi tarihten bahsediyoruz? Ve bu farklı tarih tanımlarına hangisi tercih etmeliyiz? Bunun için bir kanıta ihtiyaç var. Oysa kanıt dediğimiz şey de bir sonsuz gerileme sorununa tabidir. Ne anlamda? Çünkü ortaya konulan her kanıtın kendisi de bir kanıta ihtiyaç duyacaktır. Ve bu bizi bir sonsuz gerilemeye götürecektir. Bunu aşmanın tek yolu kendi kendine Tanrı'nın kendisini aşikar kılmasıdır. Kendi kendini belirgin kılmasıdır. Ki öyle olsaydı zaten bu kadar çok farklı Tanrı tanımı olmazdı. Üçüncü sorun da tabii kötülük sorunu. Onu tekrar etmeyeceğim. Demin bahsettim. Epikuros'un gündeme getirdiği sorun. Yani Sextus bu üç sorundan bahseder. Ki bunlar aslında Hume'un Doğal Din Üzerine Söyleşiler kitabında da işlenen konulardır. Yani aslında bu soruyu sormanız iyi oldu. Yani Hume'un ortaya koyduğu bu model büyük ölçüde antik Yunan kuşkucuları tarafından belli bir ölçüde, önemli ölçüde ortaya konmuştur. Ama Hume da zaten bunu söylüyor. Hatta bu Doğal Din Üzerine Söyleşiler kitabında da Pironcu'da atıfta bulunuyor. Teşekkür ederim. Bilimlere güvendiğini söylediniz ama bilimlerin temel ilkesi nedenselliğe karşı yapmış olduğu eleştiri güvenilirliğini sarsmadı mı doğa bilimlerini? Sarsmadı. Yani o konuda ben çok şeyim, herhalde yaşam boyu fikrimi değiştirmeyeceğim o konuda. Yani şundan dolayı, tamam biliyorum ne demek istediğinizi. Şimdi Hume anlatılırken genellikle yani kendi metinleri üzerinden okumamız lazım Hume'u. Hume hakkında yazılanların büyük çoğunluğu onu sanki şey gibi gösterir. Nedensellik ilkesine karşı çıkıyor gibi gösterir. Öyle bir şey yok oysa. Adam sadece insan zihninin nasıl çalıştığını, nedensellik ilkesini nasıl oluşturduğumuzu ve nedensellik ilkesi üzerinden nasıl bilim yapacağımızı anlatmaya çalışıyor. Yani tamam orada bir, yani o çok ince bir nokta var. Tamam şunu söylüyor. Nedensellik ilkesinde bir zorunluluk yoktur ama ne anlamda yoktur? A priori bir zorunluluk yoktur diyor. Yani a priori, yani matematik, bir sözümü bitireyim. Yani matematikteki a priori zorunluluk gibi bir zorunluluktan şeyde söz edemeyiz. Olgusal akıl yürütmelerde. Bir tanesi necessary, diğeri contingent. Birisi zorunlu, diğeri olumsal. Olabilir de olmayabilir de olgu konularından bahsettiğimizden. Yani nedensellik, şunun nedenidir. Değil mi? Bu ancak işte deneyim ederek işte bir ardışıklık olacak. Sürekli aynı şey gözlemliyor olacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki zihin diyecek ki işte bu bunun nedenidir. Bu da sonucudur. Yani Hume'un aslında derdi dediğim gibi teolojinin olanaksızlığını ortaya koymak. Ama tabii yani şimdi Kant da diyor ki efendim bu nasıl olur? Bu bize işte a priori, çünkü Kant'ta böyle takıntı var yani bir Leibniz'den gelen. Yani a priori bir zorunluluk içermesi gerekir bunu. Değil mi? Onun için sentetik a priori gibi saçma bir şey ortaya koyuyor bana göre. Yani dolayısıyla hani dediğinize katılmıyorum ama şeyin de farkındayım. Yani Hume'un bu şekilde yorumlandığını, hatta tümel arımsal soruna karşı böyle bir şey yok. Yani bu bayağı felsefe ansiklopedilerinde, felsefe sözlüklerinde falan her yerde bununla karşılaşıyorum. Ama şöyle bir nedenden kaynaklanıyor. Bu empresyonun karşılığı, yani nedensellik ilkesini karşılayan bir empresyon yok diyor. Öyle bir şey söylemiyor. Tam tersi çeşitli impressionlar, yani izlenimlerin sürekli ardışık bir şekilde gözlemlenmesi sonucunda biz bu
kavrama ulaşıyoruz diyor. Hume hiçbir zaman nedensel bir ilkesi yoktur demiyor. Bir beklentiden söz ediyor ama bunun karşılığı tamam. Yok diyor. Ha şunu söylüyor tamam. Evet. Şey diyor zihinde bu bir alışkanlık ve bir gelenek oluşturur. Neden? Çünkü ne zaman A olsa B oluyor. Dolayısıyla değil mi? Yani fırtına çıktığı zaman denizde dalgalanma beklentisi içine giriyoruz. Ama bu sayede bunların arasında bir neden sonuç ilişkisi olduğunu ortaya koyabiliyoruz. Yani bu benim Hume anlayışım, benim tezim. Yani NYU'daki Hume tezim de tamamen bunun üzerine kurulmuştur. David Hume tümevarım sorunu üzerine yüksek lisans tezim. Ben orada bunu savunuyorum ama yani buna bazıları buna katılmayabilir. O da doğaldır. Ama ben Hume'u yani eserlerini böyle 3-4 defa falan üst üste okudum ve böyle anlıyorum ben Hume'u. Yani Hume hiçbir zaman çünkü zaten tümevarım diye bir terim bile kullanmıyor. Yani tümevarım sal çıkarımlar efendim geçersizdir. Bunlarla bir şey olmaz demiyor. Aksine ne diyor? Tamam, o dediğiniz bölümde Custom and Habit dediği bölümde ne diyor? Bu diyor yaşamın en önemli rehberidir diyor. Eğer bu zihinde böyle bir alışkanlık oluşmasaydı ne bilimsel çalışma yapabilirdik ne de günlük yaşantımızı idame ettirebilirdik. Yani bunu elimine etmek için alışkanlık ve gelenek kavramını ortaya koymuyor. Aksine bunu güçlendirmek için bunu ortaya koyuyor. Yani tabii ki Hume ne diyor? Ben işte bu kuşkuların doğurduğu bir takım sorunlara yine kuşkucu bir yolla cevap vermeye çalışıyorum diyor. Yani biraz acayip bir iş yapıyor belki ama yani ben Hume böyle anlıyorum. Kendim de biraz kuşkucu olduğum için belki. Teşekkür ederim. Tabii. Çok doğru söylüyorsun. Yani büyük çoğunluğu istisnalarla senin söylediğini söylemiyorlar. Yani nedensellik eleştirisi dediğimiz evet. Şey bir ayrımı yapmıyorlar. Yani Hume bilimden söz etmiyor. Yani Inquiry, Hume'un inquiry diyor. Evet. Ben onu günümüze yorumladım. Ama bak kastetti, şey yani, o tabii. Günlük yaşamımızda her bir insanın işte ne bu yani yarın güneş doğacak mı acaba diye kimse düşünmüyor ama yani yarın güneş şimdi doğacağını düşünür yani. Yarın güneş de hatta düşünmez bile. O verilmiş bir şeydir. Bunu nereden biliyor diye araştırıyor. Yoksa olgu sorunları konusunda akıl yürütmeler bayağı benim böyle masanın üstünde gördüğüm bir şey ya da bilardo oynarken bir bilardo topunun başkasına gidip de havaya bir kuş gibi uçup gitmeyeceğini düşünmüyorum. Şöyle çarpınca şu tarafa doğru gideceğini düşünüyorum. Böyle çarpınca da bu tarafa doğru gideceğini düşünüyorum. Nereden biliyorum? Tabii. Buna bakıyorum. Tabii. Yoksa yani Hume'un zamanındaki bilim Newton'dan hiçbir kuşkusu yok. Yani 1 2 t kare aslında yanılgı olarak nedensellik bilmem ne falan. Öyle bir şey yok tabii. Öyle bir şey değil mi? Tabii. Yani o ne yazık ki Hume'un çarpıtılması felsefe tarihine ve kendisine çok büyük yanlış anlıyorlar. Metinleri okumuyorlar. İkinci el kaynaklardan genelde. Ve böyle bir ama böyle bir şehir efsanesi var yani. Felsefe akademik camiada da var. Bu arada Kant'la ilgili evet, onu edepsiz lafları onu tahmin ettim öyle düşün öyle düşüneceğinizi bilerek söyledim. Nereden gireyim? Yani bu kadar kısa sürecinde bu kadar çok şey söylediniz ki 2 sayfa, 3 sayfa not tutmuşum. Yalnız kişisel kalem deneyimimi aktarayım. Hume'un yaklaşımı benim zihinsel gelişimime hemen hemen hiçbir katkıda bulunmadı. Yani bir Müslüman olarak, sıradan bir Müslüman olarak baktığımda. Fakat Nietzsche'yi okuduğumda gerçekten ders çıkartıp örnek olarak alınabilecek çok şeyleri de seziyorum. Ha şuna da, filozoflara da sistemim var. Yani psikanaliz işine girersek Hume ve Nietzsche çok iyi vakalar. Yani
Ama psikanaliz bile tek başına spekülasyon, spekülatif bir konudur. O tip yaklaşımlarını biraz yadırgadım. Yani dindar insanların şöyle ötekilerin böyle vesaire olması. Şey, Human Hinch'e mi psikiyatrist oluyor yoksa onlar psikiyatristin hastalığı mı? Alçaksınlar vesairedirler falan. İkisinde de bu tip cümleler kurulsunuz. Ben bunun tersinden yaklaşımına da karşıyım. Yani bakınız İzzet Begoviç bunu bütün felsefeyle uğraşan arkadaşlara en azından bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. İzzet Begoviç'in dediği şudur. Ahlaklı ateist olur, ahlaksız dindar olur. Bu kadim ve paradoksal bir sorundur. İnsanın kafasını karıştıran. Ama birey olmakla birlikte ateizm ahlaklı olamaz. Çünkü kendi ideolojisi bunu temellendirmeye yetmez. Evet, ahlaklı ateist olur mu? Olur. Kendi geleneğinden, ailesinden vesaireden bunu almıştır. Bir nesil, iki nesil daha bunu götürebilir ama bir gelenek oluşturarak bunu götürmesi mümkün değil. Çünkü kendi argümanları, yani akıl ve deneyim, hayatı bununla kısıtlı tutuyorsanız bu yetersizdir. Şimdi Karl Popper'a geçiyorum. Diyor ki Karl Popper, aslında bilim adamları bile sadece akıl ve deneyimin sınırlarında kalmaz. Sezgiyi kullanırlar. Bakın büyük keşiflere, bakın büyük sıçramalara. Burada bilgi birikiminin ona sağladığı bir next step hadisesi yoktur. Büyük bir sıçrama vardır. Einstein'ın veya diğerlerinin. Ya bu nedir? Bu bir sezgidir. Sezgi ne demektir? Akıl ve deneyim dışında da insanın adına ne derseniz deyin, bir takım bilgilere ulaşabileceğinin imkanını açan bir kapıdır. Şer meselesi, kötülük problemi. Yani Hume'un bu konuyu bu kadar basit ve cılız ele alması hakikaten şey yapıyor, yani sitem ediyor. Ben Alapazarlıyım. Çocukluğumdan beri kaç tane deprem gördüm. Ya bu şehir yine yıkılıp aynı yere koyuyoruz. Yani bunun da fizikle, yani jeoloji kuralıyla tepişmenin bir şeyi var mı, bir anlamı var mı? Birkaç sene sonra yine İstanbul deprem bölgesinde biz hiçbir önlem almıyoruz. Belki İstanbul'u boşaltıp yerini taşımamız lazım ama yok. Ekonomi daha önemli, işimizi bırakamayız vesaire. Ha, burada doğa nötr bir hadisedir. Doğal olaylar. Kötülük iyilik bilmez. Bizim ona göre konumlanmamız lazım. Spinoza bahsinde işte yılan zehir meselesi. Bu karşılaşma kötü. Eğer deprem bölgesi ise uzakta yerleşirsiniz. Ancak insanın fiilleri böyle değil. İnsan seçer ve fiillerini böyle yapar. İnsan için bu kötülüğü, insanın bir cinayetini, bir tecavüzünü, bir işkence hadisesini Tanrı'ya atfetmek bence şeydir, haksızlıktır. Yani şer problemindeki eleştirileri bana çok tatminkar gelmiyor. Evet, din tarihte en çok kullanılan materyal olmuştu. Siyasetçilerin, diktatörlerin vesairenin elinde. Ama peygamberlerin hayatına baktığımızda hepsi bunlarla, gerek Musa peygamber, gerek İsa peygamber, gerek Muhammed peygamber. Hepsi bu despotlarla savaşmakla işe başlamıştır. Yani özgün dinin de böyle bir tarafı var ve bu gözden kaçıyor. Benim konuşmacı arkadaşlarıma da bir sitem demeyeyim de bir notum olabilir. Hristiyanlık tarihini felsefe içerisinde ister istemez çok iyi hakimler ama İslam tarihi ve kelamı, İslam kelamına ben çok büyük bir vukufiyet şey yapmadım, gözleyemedim şu ana kadar. Nietzsche'nin Deyfeli'nin 59 ve 60. bölümüne bakın. Hı. Ne dediğini söylemeyeceğim, gidin bakın. Nietzsche dinlerden mi bahsediyor yoksa Hristiyanlıktan da demiyor bakın. Hristiyanlığın bir formu olan kapitalizmle iç içe faşizmle ırkçılığı tekrar hortlatmış bir protestan ekolünden bahsediyor. Bunun bir Deccal kitabı bölüm 59-60 Müslümanlar hakkındaki düşüncesini orada görürsünüz. Ben burada aktarmayacağım.
Şimdi ben bir cümlesini söyleyeyim. Mesela Endülüs Müslümanlarının Nietzsche söylüyor bunu. Yaşamı olumladıklarından bahsediyor. Keşke Avrupa İslam'ı tanısaydı. Açın bakın. Ya çok birer cümle. Sizle bir tartışmaya şu anda girmeyeceğim. Zaten birbirimizi tanıyoruz. Daha önce bu konuları çok tartıştık. Hani tekrar tartışmış olacağız. Onun için yani kısa kısa cevaplayayım. Şimdi tabii ateizmle ahlak meselesi. Yani ateist ahlaklı olabilir ama yani ateist düşünceden ya da ideolojiden bir ahlak çıkmaz dediniz. Ya ateizm zaten şey, yani Tanrı'nın varlığı veya yokluğu ile ilgili bir kuram. Yani ateizm bir ahlak kuramı değil ki. Yani ateizm teizmin antitezi. Teizm işte bir şey, felsefi tezlerden bir tanesi. Tanrıcılık diyelim ona. Yani Tanrı'nın varlığına dair bir tez. Ateizm de onun tersi. Şimdi Hume'un söylediği şu. Yani ahlaklı olmak için dindar olmak gibi gereklilik ve zorunluluk yok. Yani ahlak dinin tekelinde olan bir şey değil. Zaten fiilen de tarihe baktığımız zaman böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani Platon'a, Aristoteles'e veya Epikuros'a baktığımız zaman işte erdem üzerine, ahlak üzerine, iyilik üzerine ettikleri bir ton laf var. Yani bunlar yüzlerce sayfa metin yazmışlar ve bunların hiçbiri ne Musevi de değiller, Hristiyan da değiller, Müslüman da değiller. Yani ne bileyim, yani Hume da mesela Hristiyanlığa inanmıyor ama yani yaşamına baktığımız zaman benim kendi ahlak ve iyilik ölçütlerime göre gayet ahlaklı ve iyi bir yaşam sürmüş. Yalnız lütfen siz de bölmeyin. Not koyayım ama açılsın bakın. Hı? Eğer burada entelektüel problem varsa ne demek istediğimi söylemem. Yani tamam, onu sonra aramızda konuşuruz ama ben bir lafımı bitireyim sonra size tekrar dönmeye çalışacağım. Şimdi sezgi konusunda dediğinizi anlamadım açıkçası. Yani akıl ve deneyim dışında sezgi yoluyla... Çünkü bir kaynak. Üçüncü bir kaynak. Yani şimdi sezgi, yani bu mistik bir şey mi? Hani bu sezgi derken... Sezgi diye bilim adamından bahsediyor. Hayır şöyle, bilim adamı, anladım. Bilim adamı rüyasında da bir şey görebilir ki örnekleri var bunun. Ama bunu mutlaka gözlem ve deneyle doğrulamak durumundadır. Yani hayal edebilir, rüyasında görebilir veya işte sezgisel bir yolla ortaya bir düşünce atabilir. Fakat bunu gözlem ve deneyle temellendirmek durumundadır. Yani bunu bilimle akıl ve deneyim hani, üretmiyor diyorum ben. Bunu ne üretiyor? Onun sezgisel olarak yakaladığı şey akıl ve deneyimden kaynaklanmıyor. Bunu söylemek istiyorum. İlave bir şey geliyor. Üçüncü kişilerin ispatı için, üçüncü kişilerin ispatı için gerekiyor. Tamam. Şimdi yalnız ben çok özür dilerim. Ya lütfen, gerçekten rica ediyorum. Şimdi sizi açtınız. Şey hocam, tamam, kötülük sorunu konumuz hocam. Yani tamam, izin verin de biz de felsefeciler. Yani ilahiyatçılar bol bol konuşuyor. Yani onları sürekli onları dinliyoruz. Yani biz de burada konuşalım. Az olsa ücra bir yerde. Televizyona kimse çağırmıyor. Yani şimdi kötülük sorunu orta çağda Augustinus zaten bu yanıtı veriyor. Yani tabi bunlar Kur'an'da, İncil'de, Tevrat'ta da zaten olan şeyler. İşte Leibniz de benzer bir şey söylüyor. Yani Tanrı insanı zaten iyilik ve kötülük arasında bir seçim yapmak üzere yaratmıştır. İşte iyilik yapan ödüllendirilir, kötülük yapan cezalandırılır. Zaten model bu. Yani dolayısıyla eğer böyle yapmasaydı insanın özgür iradesi diye bir şeyden söz edemezdik. Yani bir nevi özgür iradeyi de açıklamak için işte Augustinus, Leibniz gibi filozoflar, Orta Çağ ve sonrasındaki bazı filozoflar bu sizin söylediğiniz tezi ortaya atıyorlar. Tabi burada iki çeşit kötülük var. Bir, insanın insana yaptığı kötülükler. Bir de yani mesela doğal afetlerde işte masum insanların ölmesi. Şimdi işte sel, deprem vesaire gibi felaketlerde. Şimdi bu bir yani bir sahip olduğunuz paradigmaya bağlı bir şey. Mesela Leibniz işte bunu diyor ki, Tanrı diyor olabilecek dünyaların en iyisini yaratmıştır diyor. Yani tanımı gereği. Aslında burada Leibniz totolojik bir şey söylüyor. Yani A eşittir A gibi bir şey ya da bütün bekarlar evli değildir gibi bir şey. Zaten bekar demek evli olmamak demek. Yani Tanrı da mükemmel olduğuna göre tanımı gereği. Değil mi? Olabilecek dünyaların en iyisini yaratmış olması gerekiyor. Şimdi Leibniz bunu kötülük sorununu açıklamak için ve Tanrı'nın varlığından kuşku duymamamız için ortaya koyuyor ama ben bunu tam tersi bir şekilde yorumluyorum. Ya yani daha doğrusu tam, yani Leibniz'in bu ilkesi geçerliyse buradan Tanrı'nın varlığı değil, Tanrı'nın yokluğu çıkar. Hatta agnostisizmin ötesine ateizme götürür, gider bu.
Yani çünkü tabii şeye bağlı olarak, yani kendi paradigmanıza bağlı olarak. Yani şimdi ben şöyle bir şey diyemiyorum. Yani bu açıklama bana çok basit geliyor. Yani Tanrı efendim böyle yaratmıştır. Yani şimdi bu bütün bu çekilen acıları ve sıkıntıları böyle çok hafife almamız gibi geliyor bana. Yani bunları ciddiye almıyoruz. Yani Tanrı böyle yaratmıştır, böyledir. İşte o sayede özgür irade vardır. Doğal afetlerde de milyonlarca insan ölüyor falan. Ne olmuş yani zaten bu dünya önemli değil. Zaten sen ne kadar acı çekersen çek, öteki dünya zaten asıl önemli olan. Ne olmuş değil, yani, çözüm olabilir, çözüm tamam, olmaz dedim. Anladım, tamam. Yani ama ben de diyorum ki Leibniz'in bu Tanrı tanımın, yani Tanrı olabilecek dünyaların en iyisini yaratmıştır tezi, Tanrı'nın varlığı değil, Tanrı'nın yokluğuna yönelik bir şey, varsayım olarak şey kabul edilebilir. Yani nasıl yaklaştığınıza bağlı. Evet, onun dışında yani bunun daha ayrıntısı hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız şey, ben bu burada yaptığım sunumun metni resepsiyona bıraktım, Hume'un agnostisizmi ve Nietzsche'nin ateizmi üzerine. Bir de aynı zamanda T24 gazetesinin, internet bağımsız internet gazetesine her cuma bir köşe yazısı yazıyorum. Orada da ateistler ve agnostikler baskı altında diye bir yazı yazdım birkaç hafta önce. Onda bir kopyasını resepsiyona bırakıyorum. İlgilenenler buna bakabilirler. Evet, yani o cevaplarım o yazının içinde diyelim. Sorular şu. Birincisi, bu insanın ne şekilde düşündüğüyle ilgili, hatta başlığı bile itibariyle, yani human understanding tabiri ile ilgili gene Hume'a yakın tarihlerde bir John Locke var. John Locke'un da çok benzer bir başlıklı bir eseri var. Acaba bunların ikisini, biliyorum siz Hume uzmanısınız ama hani Locke'la Hume'u en azından şu kitaplarının başlıklarının adlarının benzemesi açısından bir karşılaştıracak olursak, o da diyor ya işte çıplak şey tabula rasa, evet. Yani işte beyazdır, beyaz bir sayfadır vesaire. Burada pek çok benzerlikler yok mu? Yani Hume onun üzerine mi bir şey koymuştur, ondan oldukça bağımsız bir eser mi meydana getirmiştir? İki eser arasında bir bağlantı, evet, kurulabilir mi? Birinci sorum bu. İkinci sorumsa Hume'la Nietzsche arasında tabii benzerlikler var dediniz, üst üste örtüşüyor demediniz ama bir tanesinde dediniz ki hani cımbızdan çekip söyleyeyim işte, biri diyor ki ruh yok, Hume. Evet. İkincisi de diyor ki işte bu sıradanlık kötü bir şeydir, bunun yerine böyle alelade bir şey değil, sıradan bir şey değil, bir ruhu olan bir şey koymalıdır. Siz dediniz bunu aşağı yukarı mealen. Şimdi o Nietzsche'deki ruh, ne ruhu? Bireysel bir ruh mu? Bireylerden bağımsız ayrı bir ruh mu? Yani Tanrı'nın yerine koyduğumuz bu ruh, tam kast ne orada? Bunlar çok kısa cevaplar. Evet. Bir de çok kısa müsaade ederseniz sizin söylediğinize ilaveten bir şey söyleyeceğim. Evet, ateizm bir ahlak felsefesi değildir. Ama ben sadece ateistim ve ahlaki boyuta ihtiyacım yok da diyebilmesi insanın çok zordur. Onun için taban tabana karşı fikirde olduğum Cihangir Bey'le aslında birçok konuda soruları... Hayır. Birçok konuda kendisinden yararlanıyorum. En azından sorularımız aynı, çıkışlarımız farklı olabilir. Yani onun yerine dinin fonksiyonlarından bir tanesi de en azından benim gözlemleyebildiğim kadarıyla bir ahlak referansı olabilmesi birileri için. Şimdi tabii ki ateizmin konusu bu değil ama gene de sizin bir ateist olun veya olmayın bir ahlak anlayışına ihtiyacımız var. Bunu bir kitaptan, raftan indirip üçüncü madde, beşinci madde diyemeyecekseniz bile, kendisi diyor ki bu diyor nesilden nesile geçebilecek bir tradisyon değildir. Sen kendin ateist artı ahlaklı birisi olabilirsin ama 3-5 nesli böyle götüremezsin diyor. Sizin o konuda bir cevabınız var mı? Benim bir cevabım var ama bana burada bunu söylemek düşmez. Korsan devreye girer.
O noktada bir iki cümle söyler misiniz? Ya son sorunuza bir cümleyle yanıt vereyim. Benim ahlaklı olmak için dine ihtiyacım yok bir. Neye ihtiyacınız var o zaman onu söyleyeyim. Sorabilirsen. Vicdana ihtiyacım var. Yalnız bir dakika, burası siyaset meydanı gibi felsefe meydanına döndü burası. Ben bir lütfen bir şeyimi bitireyim çünkü bir sürü şey söylendi. Şimdi log konusuna gelince insanın anlam şey insan anlaması üzerine bir deneme kitabı evet. Locke'un. O da aynı şekilde yani insan zihninin yapısını ortaya koymaya çalışıyor. Ve tabi deneyimci bir filozof. Evet. Tabula rasa dedi de yani zihin boş bir levhadır, doğuştan düşünceler yoktur. Düşünceler sonradan oluşur diyor. Tabii ki Locke'un bu deneyiciliği veya deneyimciliği Hume'u etkilemiştir. Onun dışında Nietzsche nasıl bir ruh anlayışı? Yani Nietzsche'nin ruhu yani Nietzsche ruhu bedene indirgiyor diyemeyiz. Ama bedenden bağımsız bir ruh anlayışına da sahip olduğunu söyleyemeyiz. Ben öyle anlıyorum Nietzsche'yi. Yani buradaki ruhu belki tutkularla, duygularla ilişkilendirebiliriz. Çünkü Dionysusçu bir anlayıştan bahsediyor Nietzsche sürekli. Yani tutkuların, içgüdülerin bastırılmadığı, yani aklın dışlandığı değil. Yani şeyi ayırmamız lazım. Nietzsche bir antirasyonalisttir ama bir irrasyonalist değildir. Yani akıl dışıcılığı savunmaz. Yani akıl olmasın demez ama yani tutkuların ve içgüdülerinde ruhun çok önemli bir parçası olduğundan söz eder. Ki sanat yani iç şey olmadan, tutku olmadan sanat falan da olmaz zaten. Onun için Platon o açıdan da eleştiriyor. Bu arada tabii ben bir şey fark ettim. Demin Cihangir Bey'in bir şeyini yanıtsız bıraktım fark ettim. Bu çok önemli. Onun için onu okumak zorundayım. Kusura bakmayın. Çünkü yani burada yaklaşık 170 kişi var ve kimsenin yanlış bir bilgiyle buradan ayrılmasını istemem. Yani Nietzsche hakkında söylediğiniz tamamen yanlış. Yani Nietzsche İslam dini doğrudan İslam dininde kapsama içerisine alır. İslam Rönesansı'nı över. Evet orada. Ama İslam Rönesansı'ndan bahseder orada. İslam dininin kendisiyle ilgili bir şeyden söz etmez. Hatta size yani anti-İsa'dan bir Nietzsche'nin kendi alıntısını da okuyayım. Çok kısa, bir dakikanızı almayacağım. Yeni filozoflara başka bir seçeneğimiz yok. Ezeli ve ebedi değerleri tersine çevirecek güçte ve özgünlükte yeni ruhlara umut bağlamalıyız. Bu anti-İsa, bu anti-nihilist, Tanrı'nın ve hiçliğin fetihçisi bir gün gelmeli. Hiçlik tüm karamsar dinlerde Tanrı'dır. Tabii kimse hiçlik demiyor, ötesi veya tanrı veya gerçek yaşam veya nirvana diyorlar. Saf ruh saf bir yalandır. Bilinçli olarak hiçliğin doğruluğu temsil ettiği söylendiği zaman doğru zaten ters yüz edilmiş oluyor. Ben bu teolojik içgüdüye karşı savaşıyorum. Teologlar iktidara el uzattıklarında şundan kuşku duymalıyım ki her seferinde temelde olan şey sona yönelik bir istençtir. Nihilistik istenç güç istiyordur. Tanrı'da yaşama, doğaya, yaşam istencine karşı bir düşmanlık vardır. Tanrı bu dünyaya iftira için, sonraki dünya ile ilgili yalan için bir formüldür. Tanrı'da hiçlik ilahileştirilmiştir, hiçlik istenci kutsanmıştır. Hristiyanlık bugüne kadar insanın en büyük talihsizliği olmuştur. Hristiyanlığın tipik koşulu olan iman bir hastalık biçimidir. İman doğru olanı bilmeyi istememek demektir. Yasa, Tanrı'nın istenci, kutsal kitap, vahiy, bunlar sadece papazın iktidara gelmesiyle ilgili koşullardır. Bu kavramlar tüm papazvari örgütlenmelerin, papazvari felsefi iktidar yapılanmalarının temelinde vardır. Konfüçyus'ta, Manu'nun yasa kitabında, Muhammed'de, Hristiyan kilisesinde, kutsal yalan bunların hepsinde ortaktır ve Platon'da da eksik değildir. Bunun için metni yani, ben Nietzsche'yi okuyorum şu anda. Bu da sizin söylediğinizi tamamen çürütüyor. Deccal mi? Evet. Kaçıncı bölüm? Anti-İsa. Okuduğum bölümler Anti-İsa 7, 8, 9, 18, 51 ve 52. 59-60'a bakalım. Şu anda kitap yanımda değil. Bu şey, onunla ilgili bir makaleden okudum. Kitabı ama 59-60. İstanbul'da oturalım, kitabı tartışalım. Deccal'in 59 ve 60. bölümünün yok mu yanında Deccal kitabı olan? İnternetten de bakılır canım. 59-60. Bölümünü Endülüs hakkındaki izlenimleri... O tamam. İslam Rönesansı'ndan bahsediyordu. İslam dünyasındaki... Yani, şimdi bakın biliyorsunuz İslam dünyasında ciddi bir bilim geleneği var. Ciddi bir felsefe geleneği var. İbn-i Sina, İbn-i Rüşd dönemleri.
Bu da bu Avrupa'da orta çağda yok olmadığı dönemlerde İslam dünyasının daha doğrusu orta çağda evet şey felsefe geleneği var fakat bilim geleneği orta çağda Avrupa'da çok zayıf olduğu dönemlerde İslam dünyasında bir bilim geleneği var. Sonradan bu 1300'lerde İslam dünyasına geriliyor. Değil mi? Avrupa kıtasına yayılıyor. Endülüs'te hatta burada önemli bir rol oynuyor. Yani burada Nietzsche'yi o bağlamda anlamamız lazım. Nietzsche burada İslam dinini yücelten bir şey söylemiyor. Nietzsche uzmanı ve Deccal'ın ve çevirmeni olarak konuştu. Şimdi Nietzsche'nin Müslümanlıkla ilgili söyledikleri övücü şeyler hepsi Hristiyanlığın bozuk yanlarına işaret etmek için çilekeşçilik ortaya konmuştu. O verdiğin örnekte de Cordoba şehrine Müslümanlar çıkıp Hristiyanlar girdiği zaman hamamları yıktıklarını söyler. Bunun da Hristiyanlığın bedeni hor görmesini, temizlikten pek fazla hoşlanmamasını, memleğe karşı bir şey olarak söylemek için söyler. Yani Müslümanların hamamlarda yıkanmalarının iyi bir şey olduğunu, Hristiyanların bunları yok ettiğini söylemek için söyler. Çok fazla tartışmaya gerek yok. Evet yani Hristiyanlıkta çileci bir anlayış vardır. Bir yanları olduğunu da söylenmiş. Evet işte onu arz ettim o kadar. Yani güzel bir yaşam biçimi varmış. Onu söylemek için. O İslam dini üzerinde bir şey söylemek için değil. Yani kilise şey kısırlaştırıyor Nietzsche. Yani kilisenin Hristiyanlığın cinselliği sürekli bastırdığını ve insanı kısırlaştırdığından söz eder. Yani bu bağlamda da bunu anlayacak olursak ve sürekli çileci bir bedeni yaşam biçimi, görme. Bedeni hor görmek, küçümseme. Yani o bağlamda ki eleştirisi Hristiyanlık odaklıdır. O tamam. Ama bu İslam dininin savunduğu, İslam dininin aslında Hristiyanlık daha iyi olduğu sonucu çıkmaz bundan. Anlatabiliyor muyum? Bence çok güzel bir tartışma oldu yani. Her şeyden önce ona bakmak lazım. Teşekkür de etmek lazım. Bilmiyorum yani. Ben çok yararlandım bu tartışmada. Benim merak ettiğim şey şu yalnız. Şimdi din dediğimiz olguya karşı çok güçlü savunucuları dinledik bugün. Yani Spinoza'yı dinledik, Hume'u dinledik, Nietzsche'yi dinledik. Aklıma şu soru geliyor o zaman. Yani felsefi açıdan bu kadar güçlü savunucuları olan bir fikre rağmen din dediğimiz olgu niye zayıflamadan tam aksine 21. yüzyılda daha da kuvvetlenerek gelişiyor? Bunu belki yarın orucun şeyinde tartışacağız. Orucun başlığına baktım. Orucu ben çok iyi tanıdığım için o başlığın altından ne çıkacağını tahmin edemiyorum. O yüzden de çok tepkini konuşuyorum. Allah nasıl öldü derken ilk bakışta sanki Allah öldü de onun nedenini araştıracağız şimdi geliyor. Tam aksi bir şey de gelebilir. Yani oradan bilmiyorum o bakımdan. Ama Allah fikrini teorik olarak bazıları öldürüyor ama öbür taraftan da fiiliyatta da hiç ölmüyor. Tam aksine kuvvetleniyor gibi duygu var. Yani biraz felsefeyi belki aşan bir şey bu ama bu tarafına girmeden de felsefenin manasını tam veremeyeceğiz gibi duyguya kapıldım ben. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Yani ikna edici argümanlar geliyor buraya ama gördüğümüz fiiliyat da bunun tam aksi yönde gelişiyor. Tabii doğru. Şimdi Barış Hanım biraz sonra şeyden bahsedecek. ODTÜ Felsefe Bölümü öğretim üyesi Feuerbach ve Marx'tan bahsedecek. Sanırım orada belki, yani tam bilmiyorum konuşmanın içeriğini ama belki biraz da şimdi sosyolojik ve siyaset bilimi ve sosyoloji açısından da bir açıklaması belki ortaya konabilir. Tabii bu zor bir soru. Yani hani felsefi olarak temellendirmesi kolay olmayan ya da epistemolojik olarak temellendirmesi kolay olmayan bir teze bu kadar çok insan neden inanıyor? Aslında onun cevabı belki şöyle verilebilir. Çok böyle iddialı değilim bu konuda ama yine Nietzsche'nin söyledikleri aslında. Yani insanların ve Hume'un da aslında gündeme getirdiği. Psikolojik olarak böyle bir şeye ihtiyaçları var. Yani hani bir rahatlama gibi bir şey. Bu bir nevi işte antidepresan dedim ben. Üstelik yani bedava yani. Ucuz. Hani psikiyatriste gitseniz yani bayağı para kaybedersiniz. Yani burada çünkü bir model ortaya konuyor. Bir reçete var. Yani işte
her şey basitleştirilmiş bir şekilde. Şu iyi, şu kötü. Yani senin çok fazla, sizin insanların fazla düşünmesine gerek yok. Zaten söylenmiş. Bir de bu ruhun ölümsüz olması için. Ölüm o kadar dehşet bir şey ki. Yani insan ölüm karşısında şeye inanmak istiyor. Yani ruhun ölümsüz olduğuna ve şunu yaparsam sonsuza dek yaşayacağımıza inanmak isteriz değil mi? Sonsuzluk böyle çok cazip. Seks apeli çok kuvvetli bir şey yani sonsuzluk. Yani şey insana ürkütücü geliyor herhalde. Yani böyle ölmek, yok olmak, her şey bitecek, onun ötesi yok. Onun için ben ya tahmini konuşuyorum, böyle çok bilimsel bir şey söylemiyorum ama bana öyle gibi geliyor. Sanki biraz psikolojik bir ihtiyaçla alakalı gibi geliyor. Bir, iki sosyolojik ve siyasi gerekçelerin olduğunu düşünüyorum. Yani insanları yönetmenin en kolay yolu. Çünkü Tanrı diye bir otorite var mutlak. Tartışmasız yani bunlar söylediği, ortaya koyduğu her şey. Dolayısıyla Tanrı'nın sözü, yani siz bunu, yani değil mi? İnsanlar Tanrı adına insanları yönetmiş yüzyıllarca. Yani Tanrı'nın buyrukları doğrultusunda siyasi devlet kuranları oluşturulmuş. İktidarlar ortaya çıkmış. Dolayısıyla yani insanları yönetmek, yönlendirmek çok kolay. Bir insan tek başına çıksa yani niye ona inanacaksınız? Yani sen kimsin derler. Ben, sen insansın, ben de insanım. Senin ne önceliğin var? Ama şimdi Papa falan gibi, Patrick gibi neyse yani böyle hani Tanrı adına hareket ettiğini bir söylediği zaman ya da yani doğrudan din kitabından, kitabına referans vermek suretiyle siyaset yaptığı zaman, bizim bugün Türkiye'de de olduğu gibi, o zaman insanları tabii yönetmek daha kolay bir hale geliyor. Sanırım psikolojik ve sosyolojik siyasi nedenlerden ötürü ama şuna da dikkat çekmek istiyorum. Aslında bu soruyu sordunuz. Yani bu söylediğiniz şey sadece şeyde geçerli, İslam dünyasında geçerli bir problem. Hayır bir dakika, ben size şimdi istatistikler, ben öyle şey belgesiz konuşmam. özür dilerim. Vaktinizi de aldım ama bu da Karahmet Doğası gibi yazılmış. Eurobarometer diye bir firma bu. Avrupa Birliği'nin kamuoyu araştırma kurumlarından birisi Eurobarometer. En önemli kurumlarından bir tanesi. 2005 yılında gerçekleştirdikleri bir araştırma göre Tanrı'ya inanmayanların oranı Avrupa Birliği ülkelerinde. İnanmayanların. Yani bu tek tanrıcı dinlerin tanımladığı anlamda bir Tanrı'ya inanmayanların oranı. İsveç'te %77. Danimarka'da %69, Norveç'te %68, Fransa ve Hollanda'da %66, Britanya'da %62, Finlandiya'da %59, Belçika'da %57, Almanya'da %53, İsviçre'de %52, Avusturya'da %46, İspanya'da %41, İtalya'da %26. Amerika Birleşik. Türkiye'de o yok, Avrupa için yapmışlar. Türkiye'de kapsam altına almışlar %5. Şimdi ben soruyorum, yani Avrupa'da mı daha çok sahtekarlık ve dolandırıcılık var yoksa Türkiye'de mi? Avrupa'da mı daha çok insan hakları ihlali var yoksa Türkiye'de mi? Yani şunu anlatmaya çalışıyorum, bu ahlak efendim, insan hakları falan bunlar dine endeksli şeyler değil. Şunu iddia etmiyorum, yani insan dinden uzaklaştıkça daha ahlaklı olur ya da daha gelişir, böyle bir tezim yok ama bu da yani üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.